Aman Kadir, çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Paskal. Kadir. Günaydın bro. Günaydın abi. Telefon abi. Oğlum daha besmelemizi baba, çekmedin. Baba 2019 telefon her zaman çarıyor. Bırak ya. Ya. Kim abi? Ne bileyim abi. Bu saatte aramazdı bizi kimse. Hayırdır inşallah ya. Abi kötü haber olmasın? Kötü haber bu saatte gelmez bro. Kötü haberin saat aralığı geceden sonradır. Mesela gece 1'de başlar, sabah 5'e kadar. Öyle midir? Tabii abi. Özellikle ölüm haberleri genelde o saatte geliyor Pascal. Ben de bilmiyorum niye. Vay be. Neden öyle? Ya belki gece şerler ortaya çıkar der ya eskiler. Yani gece hani young, anladın mı? Yani aydınlığın o pozitif. Anladın? Anlamadım. İyi kötü karşıtlığı, bilmiyor musun? Hiç duymamışım kurban. Farkındaysan hala telefona bakamadık Pascal. Evet ya. Niye bakamadık? Lan çenen durmuyor ki. Car car car, bir sus bakalım telefona ya. Bir daha konuşursam ne böyle olayım? Be kapris yapma sabah sabah bana ya. Kardeşim kapris yapmıyorum. Hep var ya, ben kabahatliyim. Ya sen de halden anla biraz bro. Ha, diyorsun ki aynaysızım. Biraz şeysin yani, kusura bakma şimdi. Vay, ilk başlarda böyle demiyordum. Ama insan karşındakini zamanla tanıyor bebeğim. İlk zamanlar ne kadar da kibardın. Ama ilk zamanlar sen de çok anlayıştın Pascal. Ya bu kadar car car konuşmuyor. Vay be. Demek ki şimdi böyle olduk. Aynen. Kusura bakma. Ben biraz açık sözlüyüm. Dobrayım. Seninki dobralık değil. Kabalık. Ama işine gelirse yavrum. Şu an sana var ya. İnanmıyorum. Valla sen o İtalyan makarnacıyla program yaparken ben de sana inanmamıştım Pasco. Ha, senin derdin ben başkasıyla program yapmam. Öyle mi? Bana sormadın bile. Kıskandın mı? Doğru söyle. Kim ben? Niye kıskanacağım ya? Sadece etik olarak doğru değildi yani. Doğru söyle. Kıskandın mı? Yani. Tabii bir miktar. Kıskandım. Çünkü seviyorsun. E sen beni sevmiyor musun? Seviyorum. Pascal. Geldi. Bir şey soracağım. Sor. Yüzlerimiz niye bu kadar yakın birbirine ve senin gözlerin neden kapalı ve dudakların ileri doğru büzüşmüş? Ne bileyim abi ya. Bir anda kendimizi böyle buldum ya. Oğlum az önce ne oldu lan bize? Abi ben de anlamadım. Tövbe estağfirullah. Tövbe estağfirullah. Pascal, halkımız beton orman yolunda, biz neyle uğraşıyoruz ya? Bak bakayım camdan ne oluyor? Aynen abi. Tamam. Halkımız beton ormana giderken onlarla ilgileniyoruz, tamam? Az önce konuşulanlar konuşulmadı Pascal. Yaşananlar yaşanmadı. Lan ne yaşandı ki, gerizekalı, saçmalama. Millet de bir şey oldu zannedecek ya. Uzatma, yapıştır Twitter adresini. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Bize tweet atın efendim. Her ne kadar baltalar elinizde, uzun ip belinizde değilse de beton ormana giderken biz yanınızdayız. Tencereniz kaynasın, maymununuz oynasın. Hayırlı işler. Aragaz. Aragaz. Paskal. Kadir Bey. İyisiyle kötüsüyle eski yılı devirdik, yeni yıldayız. Vallahi devirdik. Daha nicelerine erdirsin diyelim ya. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu sene çok olay yaşadık. Bayağı çalkantılıydı değil mi Pascal? Say say bitmez. Ya bu senenin karlı çıkanlarından biri de Noel Baba oldu, biliyor musun? Abici, Noel Baba hediye dağıtıyor. Normalde zararlı çıkar. Ya bir dur Allah'ını seversin. Maalesef son yıllarda Noel Baba ile ilgili sahalarda görmek istemediğimiz bazı hareketler yaşandı. Duymuşsunuzdur. Temsili Noel Baba bıçaklandı mesela. Başka bir ilde Noel Baba'nın başına silah dayandı. Oha, neler olmuş? Tabii başka bir yerde sokakta Yeniçeri kıyafetli biri Noel Baba'yı kovaladı. Yani kabardı liste. Yani bu seneyi darpsız hasarsız kapattı Noel Baba. Peki Noel Baba'nın aslen Antalyalı olduğunu biliyor muyuz? Yok, anne tarafı İzmirli, baba tarafı Antalyalı. Dalga geçmiyorum kardeşim, harbiden öyle. Noel Baba, yani daha doğrusu onunla simgelenen şahsiyet Hristiyanlık inanışında Aziz Nikola. Değil mi? Öyle bir zat. Kendisi de Antalya Demre'de yaşamış.
Hristiyanlar buraya kutsal ziyaretler yapıyor kardeşim. Topraklar çok zengin Pasko. İyi tanı bu topraklar, boş değil ya. Vallahi Kadir, bir yaşıma daha geldim. Et de 38. Yok 27. Ufal cebime gir. Neyse, yani en nihayetinde Antalyalı bir abimiz. Ama benim anlayamadığım, adamın kışlık kalın giysileri var abi. Geyiklerin çektiği arabayla seyahat ediyor. Yani acaba diyorum, Antalya'yı başka bir yerle mi karıştırıyor? Antalya'yı Norveç'te falan mı sanıyor yani? Ama Kadir, Noel Baba evrensel simge. Belki de Antalya'da çıktı, dünyaya yayıldı. Olabilir. Yine de bizim bildiğimiz Antalyalı Noel Baba olsa, gözünde güneş gözlüğü, Bermuda şortunu çekmiş, ayakta şıpıdık, parmak arası terlik, öyle hediye dağıtacaktı. Düşün bak, bu ayrı bir karizma tabii. Yok abi, alıştığımız Noel Baba daha iyi. Ya sana da Noel Baba beğendiremiyoruz da. Bak geçen hafta da okuduğum bir haberi söyleyeyim. Ankara'da 6 ayrı suçtan aranan bir şüpheli Noel Baba kılığına girmiş, polisler tarafından son anda yakalandı. Bak bu orijinal. Sen abi yolda yürüyorsun, elinde balonlar tutan 4-5 tane Noel Baba bir anda sana doğru koşmaya başlıyor. Noel Babalar seni yere yatırıyor, ters kelepçe takıyorlar. Bayağı değişik bir sahne. Uslu çocuk olmasın, Noel Baba seni cezalandırır. Ya Batı kültürü şakasını da sıkıştırdın ya araya. Tam sırasıydı. Sorma sorma, tam sırası. Bir de Noel Baba'nın bizdeki karşılığı Nasrettin Hoca. Hem daha bilgi hem daha esprili bence. Hem öyle Noel Baba gibi herkese hediye dağıttığı, harp vurup harman savurduğu da görülmüş değil. Parayı veren düdüğü çalar diyor mesela. Bilge kişilik ya. Tabii, ikisinin de yeri ayrı. Tabii orası öyle. Çok önceden bir yerlerde Noel Baba isminin nereden geldiğiyle ilgili bir şey okudum. Onunla ilgili bilgiyi vereyim. Ortamlarda kendini bilgiliymiş gibi sat. Anlat bakayım. Şimdi olay eski zamanlarda geçiyor. Bu Noel Baba biliyorsun kapıdan değil, bacadan girme eğiliminde. Haliyle biraz kilolu da tıknaz. Bir akşam yine bacadan girmeye çalışırken bacaya sıkışıyor bu. Bacadan kurtulayım derken mahalleli bunu görüyor. Tabii hırsız olduğunu düşünüyorlar. O sırada Noel dayı da güç bela bacadan kurtulmuş, topuklamaya çalışırken arkasından birisi hayırdır gibisine ne oluyor baba diye bağırıyor. Oradan döne döne ne oluyor baba, ne oluyor baba, ne Noel Baba'ya evriliyor iş. Kadir, bu nasıl hikaye? Hayata küstü. Ne var kardeşim? Onların öyle anlatışı varsa Kadir abinin de böyle anlatışı var. Nesilden nesile aktarılsın, güzelleşir o ya. Havada geyikle uçan adamdan daha gerçekçi bir şey değil mi la bu? Yalnız Kadir, Noel Baba'nın da var ya, geyiğine fenadır. Bizimkinden fena olmasın da. Aragaz. Aragaz. Pascal. Yes sir. Kadir, telefon tekrar. Ama yeter ya. Artık ya. İki kelime Allah ettirmedin. Allah. Alo. Aleyküm selam bacım, kimsin? Kayıt attın mı? Hangi kayıt attın? Abi yok mu? Manken modem. Huntilab gibi. Oo, antilop key. Ne oldu yavrum? Rüyanda mı gördün bizi bacım bacım? He. Sen evlendin miydin ya? Evlendi abi. Sen uyu. Ha, sen gittin düğüne çeyrek altın taktın sanki. Yok. Ama biliyorum. Ha Kate. Kate Upton. Buyur bacım. Neydi sıkıntın canım? Hadi canım. Ne zaman? Pascal. Kate kuzulamış ya lan. Senin haberin var mı? Kuzulamış? Doğurmuş yani. Bizim orada öyle derler. Bacım vallahi hamileyken arasaydın al basması, aşermesi falan tavsiyelerde bulunurduk. Sen loğusa şerbeti yaptın mı yavrum? Nasıl? Yapmadın mı kı? Kadir, o ne? Abicim ecnebilik de ne kolay be. Ne loğusa şerbeti var, ne kırk uçurması var, ne diş buğdayı var. Ne güzel anne babalık bu ya. Vay be. Kardeşim, anneden babadan böyle görmedik. Ne yaparım yani? Alo Kate Upton, bacım senin evinde ayvaz var mı? Kadir, ayvayı ne yapacak? Ayva değil be kardeşim, ayvaz ya. Ayvaz ne? Ya ayvaz eskiden hani köşkün, yalının, hanenin dış işlerine bakan yardımcısına derler ya. Yani. Vay, senin ayvazın var mı? Yavrum benim evde pervaz yok ki ayvaz olsun ya. Alo, Kate Upton var mı evde ayvaz yavrum? Ha, aferin. Ne varmış? Kızken yoktu ama zengin kocaya vardım, iki tane ayvazım. Vay be, ne kocalar var. Biz var ya, sevgilimize verdiğimiz sözü tutamıyoruz. Elin oldu, hayvaz tutuyor. Yeter ya bu kadar ayvaz muhabbeti Kate. Şimdi sen ayvazı kuru yemişçiye yolla canımın içi. 250 gram kızamık şekeri aldı. Loğusa şerbeti kaynatalım yavrum sana. Kuru yemişçi de yok mu? Yuh,
Abi siz ecnebiyle nasıl yaşıyorsunuz böyle? Yavan. Kadir, ben var ya sırf bu yüzden Türkiye'de yaşıyorum. Burada her şey var. Alo efendim Kek. Ne için aradın dedin? Ha, hamilelik kilolarını veremiyorsun. Ne yapayım? Ha, sormak için aradın. Yavrum iyi yaptın. Bize de ne sorulur ki başka zaten. Pascal, Kate Upton hamilelik kilolarını vermek için aramış. Ne yapsınmış lan? Sabah bunu. Alo Kate, Pascal hiç akla gelmeyecek bir fikir verdi. Sabah sportuna başlasın diyor. Senin mahallede belediyenin sokağa koyduğu sport aletleri var mı kızım? Ha, o da mı yok? Ya Amerika bizden hakikaten geride galiba ya. Ya bacım hamilelik kilosu olsun, normal kilo olsun, bunu vermenin yolu belli. Yemeyeceğim, boğazını tutacaksın. Efendim, midene kelepçe mi taktıracaksın? Ya bacım midene değil, boğazına tak kelepçeyi ya. Çünkü boğazdan geçiyor, mideye indikten sonra istersen mideyi müebbet hapse at, fark etmez. Kadir uzatma, tövbe tövbe. Efendim mideni mi ufaltacaksın? Niye? Çok yiyorsun diye. Çok düşündüğün zaman beynini ufalttırmayı düşünüyor musun? Geçin efendim bunları. Bakın bir gram et bin ayıp örter. Koca zayıf mı istiyor? Biz karı koca arasına giremiyoruz o zaman bacım, sen bilirsin, ben bilemem. Ben bir kere girdim, hiç iyi olmuyor. Bak vallahi. Sen kızamık şekeri buldur. Ben sana bir loğusa şerbeti tarifi vereceğim, onu yaptır, buzdolabına koy. Sen loğusasın, için yanar. Hararet bastıkça soğuk soğuk ılgıt ılgıt içersin. Hadi Kate, hadi aptınım, hadi benim bir tanem. Bunlar kadın olacak, biz de göreceğiz ya. Ne dedi? Loğusa şerbetime çok banel dedi, kapattı. Ay kenarın güzeli, bizi beğenmiyor. Boşver ya, kendi bilin. Aragaz. Aragaz. Pasko. Kadir. Ya New York Times bir haber yapmış. Demiş ki varlıklı ve yetenekli Türkler ülkeyi terk ediyorlar demiş. Ülkenin zengin kesim ve üst tabakaları yurt dışına göçülüyor demiş. Bak. Var mı durusu? Ne bileyim abi. Göçmenlik bürosu amiri miyim ben? Haberde okuduğumu söyledim yani. Ama son günlerde Sabancı ailesinden İlaç Holding'i bazı kişiler Malta vatandaşlığı almışlar. Onların haberleri çıktı. Abi o kadar ülke var. Neden Malta? Eriğini seviyorlar belki. O yüzden. Bilmiyorum. Pascal. Bak burada sorgulamamız gereken gerçekten eğitimli ve varlıklı insanlar göç ediyorlar. Göç ediyorlarsa bunun nedeni, bunun sorgulanması lazım. Ayda ya Kadir, bana var ya zor işler veriyorsun. Aynen var ya bölüm sonu canavarı. Karışık mevzu kardeşim, haklısın. New York Times'ın haberinde ülkedeki ekonomik ve siyasi durum sebep gösterilmiş. Şimdi ben öyle holding sahibi falan olsam Türkiye'de dururum yani. Nasıl olsa ne bileyim burada süper bir hayatım var. Jetin kapıda, canın sıkıldığı zaman oraya gidiyorsun, buraya gidiyorsun. Kafan mı attı bilmem Bahamalara götür, ben oraya denize tüküreceğim diyorsun. Yani para çok, anladın mı? Burada güvendesin ve özelsin, ne var ki yani? Yani jetin olsa dolmuş gibi kullanacağım, öyle mi? Pes ya. Niye pes lan, niye pes? Keyif benim kardeşim. Allah, jet benim, keyif benim. Kurdum bırak, düş benim ya. Vay. Abi ne sandın? Ya Kadir, bunca zaman sonra hala beni şaşırtıyorsun. Sağ ol kardeşim. Bir de sana da oluyor mu bilmem. Ben mesela evdeyken dışarı çıkasım geliyor. Hazırlanıyorum, tam evden çıkacağım. Bir anda çok iyi vakit geçirmeye başlıyorum. Sanki bir anda ev benim için harika bir yer oluyor. Yani duvarlara canım evim yazmak geliyor içimden neredeyse. Bana olmuyor. Ya duygularıma ortak olmadığın için çok teşekkür ediyorum canım. Dışarı çıktığımda da keşke evde olsaydım hissi oluyor o durumda tabii. Yani bunu yaşamamış olamazsın, muhakkak yaşadın. Nereden çıktın şimdi mis gibi kanepede uzanıp güzel güzel yatacaktım falan diyorsun. Bana da oluyor mu? Tabii olur abi. Yani düşün, dışarı çıktığında bile hemen eve dönme hissiyatı geliyorsa... Yani doğup büyüdüğün yerden çıkınca nasıl bir his gelir insana ya? Bilemedim, zor bir iş yani. Ben duygusal adamım abi, beni etkiliyor böyle şeyler. Kendi memleketimin dışında bir yerde kolay kolay yaşayamazmışım gibi geliyor. Abi ben de duygusalım. Aman işine gelen yerde hemen ben de duygusalım. Peki sorayım sana, yetenekli Türkler ülkeyi terk ediyorsa biz burada ne yapıyoruz? Biz de yetenekliyiz kardeşim, niye terk etmiyoruz? Kadir, dikkat edersen hem yetenekli hem varlıklı diyor. Varlıklı kısmı sana pek olmuyor. Doğru. Ona bakarsan köken olarak sen de Türk değilsin yavrum. Ama birçoğumuzdan daha Türksün. Yani sen bana nasıl laf sokuyorsan ben seni o kadar bağrıma basıyorum, farkındasın değil mi canım?
Haklısın abi. Kusura bakma. Rica ederim can. Yani yetenekli Türkleri ülkeyi terk ediyorsa biz burada neciyiz? Seversek ölümüne severize bağlayalımış abi. Kadir, Türkçe rapten doğuşa geçtin. Ne oluyor ya? Ben de anlamadım. Birden oldu ya. Aragaz. Aragaz. Paskal. Bro. Şu an stüdyomuzda kim? Canavar kadın geldi. Hanımlar, beyler, plazalar friciti. Modern ve kentli kadın ikonu. Güzeller güzeli ve zeki. Güçlü. Ayaklarının üstünde durabilen çağdaş kadın. Canavar Cavidan stüdyomuza teşrif ettiler. Cavidan, hoş geldin. Yeniliyor yaramış. Çok güzelsin. Ay vallahi bana böyle modası geçmiş komplimanlarla yaklaşamazsın. Çünkü sen ve senin hemcinsin olan erkek denen ilkeller insanlara olan güvenimi, inancımı yıllar evvel çaldı benden. Böyle bir kırıp kalp kaldı göğsünün sol tarafçığında. Vay, çok epik konuştun Cavidan. Ay sen de entelektüel kanattan yürümeye çalışıyorsun ama yemezler. Böyle bütün numaralarınızı biliyorum. Hepsini gördüm, yaşadım. Ay vallahi bunlar çok basit numaralar yahu. Ne numarası ya? Ben sana layık değilim. Ay her erkek bunu böyle bir kere söylemiştir. Ne var bunda? Bir erkek bir kadına ben sana layık değilim diyorsa bu böyle beni biraz öv, egomu okşa demektir. Okşa sende. Ne var yani? Ay ilkelsin. Ay böyle çift anlamlı lastikli laflarla beni etkileyebileceğini sanacak kadar ilkelsin. Ay ilk insanların bile ilkesin. Cavidancığım daha ağzımızı açmadık ama bebeğim ya. Ay hayır anlamıyorum. Ben senin nereden bebeğin oluyorum? Geçen gün kedim hastalandı. Hastaneye götürmek istedim. Taksici hayvanla arabaya almıyorum bayen dedi. Ay hayvan sensin tamam mı? Bana mı dedin? Ay hayır. Kedimi hayvan diye arabaya almayan taksiciye dedim. Taksici kediyi arabaya almamakla bir kere ayıp etmiş. Bu yanlış. Ama bak bir konuda haklı. Kedi hakikaten hayvan Cavidan. İlkelleşme. Hayvan değil. O benim bebeğim. Senin bebeğin? Evladım o benim. Aşkım. Babür. Kedinin adı. Babür mü? Babür ama ben ona kısaca Barbie diyorum. O sana ne diyor? Nasıl ne diyor? Yani sen kediye kısaca Barbie diyorsun ya kedi sana ne diyor diyorum. Ay sen beni aptal yerine koymak mı istiyorsun? O arkaik, o ilkel, o mağara nemi yüzünden sulanmış beyninle beni güya makaraya mı saracaksın? Ya Kadir bu da var ya Dilber Ocağı belladı. Cinsine Babür'ün hayatım cinsine. İran kedisi, tüylü erkek. Şu hayatta inandığım, sevdiğim tek erkek kedim Babür. Ay canım benim. Peki bu Babür ne yaptı da sininin güvenini kazandı? Bir kere hiç benden faydalanmadı. Böyle hiç bana yalan söylemedi. Beni hiç ama hiç başka kedilerle aldatmadı. Abi benim aklım karıştı. Bu kediciler biraz değişik oluyorlar kardeşim. Sinirlenirlerse kediden beter cırmalıyorlar ha. He de geç ya. Takılma. Çok güzel. Aferin Babür'e. Ama siz Babür kadar olamadınız. Çünkü siz kedi değil, Doberman'siniz. Doberman. Kadir, Doberman ne? Ne bileyim ya, Süpermen'in kötü olanı mı acaba? Ay köpek yok mu yahu, Doberman? Aaa, Doberman. Tabi kendi cinsinin adını sen benden daha iyi bilirsin. Teşekkür ederim. Bir dakika ya, Kadir, bana şimdi bu hakaret mi etti? Yok ya, bir şey demedi. Cavidan, ben de bir hayvan severim ya. Ben de kediden ziyade köpeğe yakın hissediyorum kendimi. Ama kedi hayvanına da bir muhalefetim yok yani. Köpek daha çok seviyor olabilirim. Kediye de bir muhalefetim yok. Pascal desen hakeza. Kadir, hakeza kim? Yani sen de kedi seviyorsun manası. Severim tabii. Abicim, kedi bir kere karakterli hayvan. Ay evet değil mi? Ben böyle tavrı olan, tavır koyan hayvanları çok seviyorum. Cavidan, ben tavır koysam beni de sever misin? Ay iğrençsin. Ay erkek değil misiniz? Hemen böyle bir fırsat bulunca faydalanmaya kalk değil mi? Ay mağara zamparası. Ay dinozor tırnağı. Ay terlik hayvanın terliklerinde bile senden daha çok medeniyet vardır. Mamut dişi. Ne oldu Cavidan? Ay bak burası yine ekşi ekşi bekar erkek koktu yahu. Ay midem bir fena oluyor. Ay be, ay duramayacağım ben burada. Kadir ekşi bekar erkek kokusu. Bu nasıl bir şey ya? Ne bileyim lan ben kompetanı mıyım Allah Allah. Akıllısı beni bulmaz, delisi kapıdan ayrılmaz canına yandığının memleketinde ya. Aragaz.
Aragaz. Pascal. Kadir. Burçlara inanıyor muydun sen? Biraz. Sen? Yani çok seyrek bakıyorum yorumlara falan. Onda da güzel bir şey yazarsa inanıyorum. Baktım kötü bir şey yazıyor, o zaman inanmaz oluyor. Abi falan inanma. Falsız kalma. Yavrum zaten kolay bir hayat yaşamıyoruz. Bir de astroloji yakama yapışmasın diye düşünüyorum bazen. Ama iki güzel kelam ettiği zaman da hoşuma gidiyor. Yani bugün çok yakışıklısın, bak şuraya yazıyorum. Yarın öğleden sonra 2:30 gibi hayatın aşkıyla tanışacaksın falan dese ya astroloji. O da öyle demiyor ki. Abicim o kadar nokta atışı nasıl yapsın ya? Ya ne bileyim birader. Ben mi dedim benim hakkımda tahmin yürüt diye. Neyse canımızı sıkmayalım. 2019'da astrolojik olarak neler var ona bir bakalım. Belki güzel bir şeyler çıkar. Ne diyorsun? Hadi bakalım. Senin burcun neydi? Oğlak. En kral burç. Göreceğiz ne yazıyormuş. 2019'da hayatın kökten değişecekmiş Pascal. Tabiri caizse alt üst yaşayacakmışsın. Ufak yolculuklar ve iş görüşmeleri yaşayacakmışsın. Yalnız aile üyelerine karşı kibar davranman gerekiyormuş. Sen aile üyelerine demek ki kibar davranmıyorsun. Ha? Yok be abi. Kibar davran kardeşim. Küçük Hayır. ev kazaları yaşayacakmışsın. Allah korusun. Bak insan nelere şartlıyorlar görüyor musun? İkili ilişkilerinde değişimler olacakmış. Sevgilisi olanlar için ikili ilişkilere eklemeler veya çıkarmalar yapabilecekmişsin. Ama bu sefer de tövbe estağfurullah diyeceğim yani. Abi Allah korusun. Bu fal beni yansıtmıyor. Vallahi Pascal artık sen Satürn'ün mü Plüton'un mu kimin etkisinde kaldın bilmiyorum ama bundan çık, böyle olmaz yani kardeşim. Ben pek inanmam zaten. Tabii onu anladık. Abi seninki oku. Hangi burç? Abi Koç burcunu okuyalım. Gerçek kralların burcu. Efendim yeni insanlarla tanışacaksınız ama bunların derhal ilişkiye dönmesini beklemek yersiz olur diyor. Ya yine şart diyor görüyor musun? Belki dönecek adam ilişkiye. Acele etme diyor. Acele etmekten kaybediyorsun. Ya nasıl böyle konuşuyorsun diyor. Ya? Duyan da dayanamıyor sancak. Bir şey sancak yani. Libidonuz çok yüksek. Allah Allah. Neyse evet. Safra ve sindirim organlarında hassasiyetler olabilir. Dizler, dişler, kemiklerde sıkıntılar olabilir. Kardeşim burç yorumuna bak. Bizi dört kolluya bindirecek ha. Moral bozma. Devam et. Ya yeni yaşam deneyimleri edineceksiniz diyor. İnşallah iyi yöndedir tabii bu. Yani utanacak bir şey değildir inşallah. Allah'ım ona utanacak bir şey verme. Sevilmeme ve yoksunluk duyguları gelişebilir. Arka planda yatan sizden kaynaklanan sebepleri düşünün diyor. Oy. Ya ben gidem de nerelere gidem? Burcun bana söylediği şeye bak ya. Hem sevilmeme ve yoksunluk olabilir diyor. Hem de böyle bir şey olursa hatayı kendinizde arayın diyor. Lan gönül yarası gibi burç yorumu mu olur arkadaş ya? Hiç hoş olmadı. Ya sen bizi mahvettin şimdi ya. Asfalt düzen silindir gibi üstümüzden geçti burç yorumu. Yazıklar olsun, böyle burç yorumu mu olur ya? Zaten Kadir fazla inanmayacağım. Kesinlikle baba. Ya milyarlarca insan için 12 farklı senaryo olacak şey mi, saçma ya. Hem esas uzayı falan inceleyen kim kardeşim? Astronomi bilmiyor. Ve astronomlar astrolojiye inanmıyorlar. Alın size bilimsel kanıt. Heh, kötü çıkınca bilimsel kanıt buldum. 5 dakikada sıkırsan yeni teori bulacaksın. Değil mi? Yok lan ne alakası var? Benim hayatım bilimsel ya. Bak sana yine bilimsel olarak burç olayıyla ilgili bir şeyden bahsedeyim. Barnum etkisi diye bir şey duydun mu yavrum? Duymadım. Bak bütün gün Instagram'dan karşı cinsi beğeneceğine benim gibi araştır, oku, öğren. Vallahi istirah. Yok öyle bir şey. Neyse bu Barnum etkisi şöyle bir şey. Burç yorumlarında yazılan şeyler o kadar genel ve kişiye hitap etmekten uzak şeyler ki insan biraz zorlayınca hakikaten bana uyuyor diye kendine yakıştırıyormuş. Hiç böyle düşünmedim. Adam da o yüzden düşünmüş zaten. Pascal hiç böyle düşünmedi. Bari ben düşüneyim en iyisi demiş. Aragaz. Aragaz. Pascal. Kadir Bey. Telefon açmamız lazım. Kimi? Mourinho'ya. Neden? Oğlum bunu ikilettiler ya Manchester United'dan. Korsunlar. Bize ne? Abi adam işsiz kaldı. Arayıp zor gününde bir hal hatır etmek lazım değil mi? Kardeşim niye diyoruz? Bize ne ya? Seni her şeye alıştırdım. Ahbaplık etmeye, vicdan sahibi olmaya alıştıramadım pasını. Abicim bize ne ya? Bizim derdimiz bize yatıyor. Yeah. Sen dar günde bir dostunun yardımına koşarsan senin de yardımına koşarlar Pasko. Vallahi Kadir
Ben çok yardım ettim. Ama var ya, kimse aramadı. Olsun. İnsaniyetlik iyi bir şey. İyi insan olmaktan zarar gelmez Pasko. Benim var ya, bir kulağımın arkası kaldı. O da sol kulağım. Sağ kulağımın var ya, arkası biri gitti. Aa, merak ettim lan, bakayım. Bak, ooo, acayip tahriş olmuş. Pudra sür, pudra. Abi, denk getirmiyorum. Kulağımın var ya, içine giriyor. Ben Mourinho'yu arıyorum arkadaş. Aha da çalıyor. Aha da çalıyor. Açıyor. Alo. Jose Mourinho ile görüşüyorum. Ben Kadir Çöptemir, yanımda da Pascal Nouva var. Ne yapıyorsun Mourinho? He, olur söylerim. Ne diyor ya? Pascal'a söyle, bana Beşiktaş'ta iş ayarlasın diyor. Abi sor bakayım. Malzemeci Süreyya var. Onun çantayı taşır mı? Abi koskoca Mourinho'ya ne diyorsun Pascal ya? Kardeşim Süreyya abi de koskoca. Alo Mourinho diyorum ya sana. Alo Mourinho abi, şimdi sen Manchester United'dan büyük mantarladın ve seni ikilettiler. Bu alışık olmadığımız bir şey senin meslek hayatında. Neden böyle oldu abi ya? Evet. Evet, kim çeldi dedin? Hadi ya. Ne dedi? Ne diyor abi? Kadir'cim diyor, benim aklımı diyor Türkiye'den kovulan yabancı hocalar çeldi diyor. Ben diyor efendi gibi çalışıyorum diyor. Beni arayıp ikide bir sen keriz misin? Niye kendini parçalıyorsun? Türkiye'de güzel sistem var. 3 maç 4 maç mantarla, kovdur kendini. Al tazminatını, ser kendini yere, yat aşağı, ondan sonra rahatına bak falan diyorlar diyor. Vay, şakalara bak. Ben de diyor kendimi kovdurmak için diyor takımı maksus diyor çalıştırmadım diyor. Yanlış taktikler verdim diyor. 3 maç sonra kovarlar dedim. Adamlar diyor 2 sezon sabretti diyor. Vay be Kadir, bu futbol var ya, kimin eline kaldı? En son diyor yenince diyor beni ikilettiler diyor. O kim ya? Bence Guardiola'yı kastediyor. Guardiola bu Mourinho'yu paso yeniyor. Abi peki alabildin mi sen tazminatını ya baba? Evet. Evet. Ha dediler. Kimi arıyorsun? Aa. Ne oldu abi? Vallahi bugün vereceğiz, yarın vereceğiz diye oyalıyorlar dediler. Elim sıkışık diyorlar. En son nakide sıkıştım. Türkiye'deki yakın dostum Fatih Terim'i aradım. Açmadı. Hep no'ya bastı diyor. WhatsApp'tan Fatih, nakide sıkıştım. Bir $1000 ateşle be aslanım diye mesaj attım. Çift tık oldu ama mavi tık olmadı. Ekrandaki bildirimlerden görüp maksus açmıyor diyor. Abicim Fatih Terim, sen niye sana ateşirsin? Ha? Son umudum Beşiktaş'taydı diyor. Devre arası kesin Şenol Güneş'i yollarlar, beni alırlar dedim ama yollamadılar diyor. Abi Şenol Hoca'nın daha kredisi var. Benim de kredim var diyor. Bankaya kredi borcum var diyor. Hem de avro üzerinden diyor. Ofis katı almıştım diyor. Yatırım olsun diye diyor. Nasıl ödeyeceğim ben şimdi diyor. Derhal bana diyor Türkiye'den kendimi kısa zamanda kovdurup tatlı tazminat alacağım bir takım bulun. Ne olur çocuklar diyor. Mourinho senin burada döverler. Evet abi. Sen Türkiye'de bir dünya sopa yersin ya. Hele deplasmanda, çünkü sen sivri adamsın, gıcıksın. Sana tam sizin yedek kulübesinin arkasındaki taraftar bir küfür eder, bütün şahsiyetini yerlere alır. Ben sana söyleyeyim hoca. Ben biri var ya, ilk geldiğimde psikoloğa gittim. Hadi canım. Niye? Küfür yüzünden. İlk geldiğim var ya, pas o küfür. Allah, aklıma olmuyor. Alo. Alo Mourinho. Ha. Ana, adam bayılmış ya. Ben sana dedim. Ben biri var ya, 3 aya kendimi zor topladım. Abi sizde var ya, çok ağır laflar var. Ejnebi yeter. Ya acıdım bu Mourinho'ya ama ben ya. Yazık, bak harcı varmış, borcu varmış be. Buna bir iş bulalım lan Pascal. Ben iyi uğraşamam. Ya dinleyiciye soralım. Efendim Mourinho Türkiye'de hangi takıma gitsin? Sizin yöresel takımlar da olabilir yani. Bak işsiz kalmış. Yani amatörlük kümeden olur. Birinci amatör, ikinci amatör, sizin mahalle takımı dahil. Ne bileyim, süperlik, birincilik. İşte bilmem ne olursa ya, bir el atın ya. Hadi bakayım, neydi Twitter adresimiz yavrum? Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir adresine yazın, sevaptır ya. Aragaz. Aragaz. Pascal. Bro. Acilen Kars'ı aramamız gerekiyor. Kimin karısı? Hayırdır? Abicim kimsenin karısını aramamız gerekmiyor. Kars'ı aramamız. Kars vilayeti. Kars. Aa, Kars. Hayırdır abi? Niye arıyoruz?
Yavrum Allah Allah. Kars'ta boz ayılar kış uykusuna yatmıyormuş. Aa neden ya? Artık çok gürültü oluyormuş usta Kars'ta. Ne bileyim ben neden? Bu sene Kars'ta boz ayılar kış uykusuna yatmadığı gibi şehre inmeye başlamışlar. Çünkü açlarmış. Çünkü uykuda değiller. Beslenme ihtiyaçları var. Çöp tenekelerini karıştırmaya başlamışlar şehirde. Aa vay be. Ayıya bak. Kadir onlar bile kendini bozdu. Kardeşim onu bunu bilmem. Ben arayacağım boz ayılardan bir tanesini. Ara konuşacağım abi. Ara ara. Arıyorum abi. Çalıyor abi. Çalıyor. Çalıyor. Alo. Alo. Ya dayı niye uyumuyorsun? Uyu ya. Şimdi birader ben istemez miyim uyumak ya? Çok isterim ama bu sene biz uyumama kararı aldık. Neden dayı ya? İnsanlar geliyor uyurken rahatsız ediyor arkadaşım. Biz uyurken böyle çeşit çeşit hareketler falan ayıptır ya. Ne gibi hareketler mesela ay kardeş? Ya geçen bir tanesi gelmiş avcı bu. Tüfek de beni dürtüyor. Ne var dedim vuracağım dedi. Vur ulan bana Allah vurmuş zaten dedim. Allah Allah. Kadir ya ayıya bak. Çok arabesk bir ayısınız efendim. Ayı deyip geçme arkadaşım. Biz ayılar kadar hiçbir hayvan yoktur ya. Ama sizin için çok saldırgan da diyorlar. Ona ne diyeceğiniz? Ya çok affedersin. Biz psikopat değiliz yani. Ha bizim akrabalar var. Kutup taraflarında yaşıyor. Onlar beyaz ayı abi. Bak onlar büyük psikopattır. Zevk için insan öldürür ama biz boz ayılar asla durup dururken insana saldırmayız abi. Ama belgeselcileri yemişsiniz. Ya tam üreme döneminde gelmiş kamerayı benim burnumun dibine sokmuş abi. En özel anında kayıt yapıyorlar. Ya birader az öteye git. Şu elimdeki iş bitsin. Ondan sonra gel çek dedim. Dinlemedi. Sen olsan dalmaz mısın ya? Doğru abi doğru. Bu direktman özel hayata müdahale oluyor ya. Yani. Ayıysak bizim hususi hayatımız olamaz mı arkadaşım ya? Olur abi. Neden olmasın? Abi bir de insan çoğaldı. Şimdi yeni moda mağara turizmi. Girip yatacak mağara bulamıyoruz ya. Ya biraz içim geçecek gibi oluyor canına yadayım. Mağaranın içi vakıf kurabanın acili gibi abi. Giren çıkan belli değil ya. Madem insanlar bizim ortamımıza giriyor. Biz de onların ortamına girelim dedik abi. Hafta sonu hep beraber Kars'a inip AVM'yi gezeceğiz ya. Yok artık daha neler. Bundan sonra böyle arkadaş. Tak girelim kanala. Tak AVM olur, pasaj olur. Uyutmadınız lan beni. Fabrik ayarlarımızla oynadınız ya. Ya bize uykuyu haram edene biz de uykuyu haram ederiz abi. Hatta şu anda iniyorum Kars'a. İlk internet kafeye gireceğim. İki seans League of Legends oynayacağım bak. Ayya bak. Lolcu çıktı. Lolcuyum ama lolocu değilim arkadaş. Bizde kolpa olmaz. Biz ayıyız. Bizde hayınlık olmaz. Biz alemde delikanlıya hastayız. Üfle 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 üfle. Yavrum. Oh. Abi ne diyorsun ya? Nereye üfleyelim? Size demedim birader. Bir klarnetçi kaldırdık şehirden. Bahriye çiftetellisi çaldırıyoruz da. Oynayacağız şimdi ya. Vallahi ayılar bizden güzel sefa sürüyorlar bro. Bundan sonra bütün kış uyumak yok. Hayat elimizden kayıp gidiyor abi. Hayatın yarısını uykuda geçirmeye paydos ya. Günümüzü gün edeceğiz abi. Biz de yaşayacağız. Kuru yüz gemilerine yazıldık. İnşallah bu yaz Yunan adalarına gidiyoruz. Gidin gidin. Dünyanın her yerinden çeşit çeşit ayı gidiyor oraya. Siz de gidin. Kadir sen gitmedin mi? Yavrum ben insani bir takım gözlemler yapmak mesleğime katkısı olsun diye gittim şey ettim ya. Balık güzel diyorlar. Ağlarsın. Yok böyle bir şey. Beni de götür ya. Koy yavrum teknenin mazotunu götüreyim. Yer varsa biz de gelelim birader ya. Parasını ise veririz yani. Abi küpeşteyi yeni tahta kaplattım biliyor musun? Çizersiniz siz şimdi. Malum tırnak falan uzun ya sizde baba. Vay çaka benim üzerimden verdin yine sosyal mesajı. Hadi bakalım bu kadar geyik yeter. Ben biraz Sokrates okuyacağım. Adamcağızı zehirlediniz be yazık be ya. Ya biz ayı halimizde içimizden öyle bir adam çıksa pamuklara sarar sarar bakardık ya. Ayıya bak ya. Ya kendine senin kadar bakmayan insan var ayı abi helal olsun sana. Ben kaçtım arkadaş. Ayılık da bir yere kadar. İnsan olmak lazım. Abi şimdi de sen verdin sosyal mesajı. Bak bu güzel oldu. Aragaz. Aragaz. Paskal. Efendim abicim. Biliyor musun? Neyi? Ya bizim Radyo Virgin yok mu Radyo Virgin? Var. Kardeş radyo. Ya büyük bir değişim geçiriyor. Geçirecek artık rap çalacak Virgin. Çalsın. Ya rica ettiler. Siz belli başlı rapçilerle samimisiniz. Bir arasanız da şarkılarını çalmak için izin alsanız sizi kırmazlar dediler. E arayalım. Kuruma faydamız olsun. Aferin. Abi seni hep böyle kurumsal düşünürken görmek. Kurumsal düşün. Bireysel şey. Ne diyeyim? Orasını dolduramadım. Sen şimdi ilk evvela kimi arayalım? Bu rapperların Snoop Dogg arayalım mı? Ara abi. Ama Kadir dikkatli konuş.
Bunun şarkılar var ya, hep küfür. Abi adam bir şarkı yapıyor, kavgada söylenmez sözler söylüyor. Biz söylesek karakola çekerler. Neyse, arıyorum ben Snoop Dogg'u. Arıyorum, çalıyor. Alo. Rap ortamının en büyük rapper'ı, asabi çocuğu Snoop Dogg abimizle mi görüşüyorum? Nasılsın şeker abim? Ben Kadir Çiftdemir, Paskal Numa da burada lan. Yo Snoop, ne haber ya? Ne yaptın? Yo, Paskal'ın kulağını ne yapacağım dedim. Neresine? Anlıyorum. Ne diyor ya? Bilmek istemezsin Paskal. Küfür mü ettin? Yok, sana dair planlarından bahset. Alo, Snoop Dogg abi. Şimdi bizim Radyo Virgin Perşembe gününden itibaren rap çalmaya başlıyor abi. Hiçbir yerde, efendim, bu ülke radyoların hiçbirinde doğru düz rapperların milyonlarca insan tarafından sevilen şarkısı yer bulmuyor abi. Yerli rapperların, yabancı rapperlar, efendim, onların hepsi Virgin Radyo'da olacak. Rap çalmaya başlayacak Virgin. Evet, Perşembeden itibaren senin şarkılarını da çalacak. Tabii bu bir şereftir bizim için. Ne dedin? Şerefime sok... Ne? İzin ver... Ama... Ne diyor ya? Sakalımı attıktan sonra istediğiniz şarkımı çalın lan, kerkenezler diyor. Abi bütün şarkılara ne kadar istiyorsun? Atın bir 500 bin dolar, uzatmayın diyor. Abi çok. Bence de çok baba. Alo Snoop Dogg abi. Şimdi çok dedin abi. Şimdi Jay-Z'yi arasak üstüne para veriyor. Efendim Jay-Z'nin evesini bizim neremize... Pascal'ın... Ama abi biz bu şekilde anlaşamayız ki ya. Sen boyuna küfrediyorsun abi. Ya kaç dedin? En son 350 bin dolar mı? Abi biz şarkı başına en fazla 100 dolar atarız. Ama abi. Ne diyor ya? Lan diyor, kum kapıda gırlatacıya alatura mı atıyorsun diyor. Ama abi sen de bize ters yapıyorsun. Biz seni seviyoruz. Evet Snoop Dogg abi. Bizim sana hürmetimiz var abi. Sen niye ters yapıyorsun abi bize? Efendim? Ya abi hepimiz karalıktan geliyoruz. Bize bir abilik yap ne olur ya. Yatın var katın var abi. Abi öyle demedim abi. Kadir ne diyor? Benim servetimle gözünüz mü var, aç köpekler diyor. Sen nesin lan? Senin adın bir kere Snoop Dogg. Evet Snoop Dogg. Bir kere sen harbi dog olsan Snoop olmazsın ya. Evet ya Kadir, Snoop köpek olmaz. Olur değil mi? Ya şimdi çoğular biraz Snoop oluyormuş Pascal. Yani benim de çok sevdiğim bir türdür çoğu var ya, Çin aslanı diyorlar. O hangisiydi ya? Ya Çin aslanı diyorlar, hani böyle pofidik bir tip, böyle dili siyah, çok ağırdır yani, herkesle muhatap olma. Efendim Snoop Dogg abi. Sağ ol var ol abi. Ne diyor ya? Ömrümde diyor sizin gibi boş laf eden insan ne gördüm ne tanıdım diyor. Yakamdan düşün, lanet olsun, ne isterseniz çalın diyor. Para da istemiyorum, beni de bir daha aramayın diyor. Abi en kısa zamanda ziyaret edeceğiz. Yalnız sakın gelmeyin, dobermanları salarım üstünüze diyor. Oo. Sen de çok sinirli adammışsın be Snoop Dogg abi. Pascal bak şimdi şaka yapacağım. Alo Snoop Dogg abi. Yoksa biri sana kıs tut oğlum dedi de o yüzden mi kızdın? Snoop Dogg abi. Pretasman var mı? Alo. Snoop Dogg ses yok lan. Kapattı mı? Ya da barınağa çektiler. Aragaz. Aragaz. Pascal. Bro. Yüksek sanat. Tabii. Sen mi yazdın? Yo. Kim? Kübra. O kim ya? Bir Aragaz kraliçesi. Haybeci şair düşesi. Daha önce de bir iki şiirini okumuştuk hatırlarsan. Hem de kadın. İspatlanmış bir bilimsel gerçektir. Bütün akıllı ve güzel hanımlar Aragaz dinliyorlar. Net. Net o. Böyle ya. Yani. Efendim. Ya bizi Meksika'dan dinleyen Meksikalı kadın var. Anlamıyorum ama bizi dinleyince fiçutuma pikvıştanma bir relax geliyor diyor ya. Meksikalı. Evet. Neresinden? O şey var ya, Mariachi Antonio var. Onun Mariachi dükkanının orada ya. O nasıl oluyor ya? Ya uzatma tamam ya. Lütfen. Evet, Kübra gibi bize şiir göndermek isteyenler Kadir Çöpdemir'in ağzından bu güzel ve güzide radyoda hem ismim yayınlansın hem şiirim yayınlansın isteyenler bize mail göndersen. Mail adresimiz neydi yavrum? aragaz@metrofm.com.tr. Evet, duygu tosarmalarınızı aragaz@metrofm.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşte bir Aragaz kraliçesi, haybeci şiir kontesi, Kübra'nın hisli duyguları.
yine şehir hayatı ve yollar üzerine. Yıllar ve Yollar ismini taşıyor şimdi. Sabahın körü, hava karanlık, daha hiç ayamadım. Garajın önüne kamyonet park etmiş, arabayı çıkaramadım. Sol farın ampulü mü patlamış, ışığı göremedim. E5 kapalı, temde kaza var, nereye gitsem bilemedim. Hava nasıl da gri, sanki Buckingham ve çevresi. Oysaki burası halkalı İnönü mahallesi. Geceden yağmur yağınca çamur olmuş katibimin stresi. Yenisini diktir yavrum, satılıyor 5 liradan metresi. Get dolarda sıradan bir sabah, herkesin yüzü 5 karış. Metrobüste minibüste millet tıkış tıkış. Lütfetmek olmuş artık bir günaydın deyiş. Kardeş, sağ sinyalle sola geçtin ne iş? Sol şeritte 160'ta giden harfiyat kamyonları. Hayaller Formula 1, gerçekler Gebze karayolları. Tükettiniz içimi makas atan şehir magandaları. Düzgün sür şunu, motoru yordun, yedin arabanın ömrünü. Evet, ne diyorsun Pascal? Sonu olmamış. Evet, sonu olmamış ama o kadar olur ya. Garip Kübra der ki, yordun beni İstanbul. Ben seninle baş edemem, en iyisi Allah'ından bul. Daha ne yapsın bilemedim ki bu aciz kul. Derdim biraz huzur, biraz para, biraz pul. Yazan Kübra Altıntaş. Bravo. Aferin, güzel olmuş. Güzel güzel. Sevgili Kübra, bekarsan Pascal'la karar verdik. Çeyizini biz yapacağız. Çeyiz derken sadece borcam. E tabi, her genç kızın çeyizi olması gereken borcamını biz alırız. Çünkü biz sevdiklerimize bu kadar cömert davranan insanlarız, öyle mi Pascal? Aferin Kübra. Kübra 3 isimli olduğuna göre büyük ihtimalle evli zaten Pascal. O zaman abi, kocası olsun. Eğer evliysen zaten birisi ev hediyesi diye mutlaka borcam itelemiştir, onunla idare et. Evet güzel. Abi, masraftan yırtık. Aragaz. Aragaz. Pascal. Bro. Şu an çok müstesna bir an yaşıyoruz. Neymiş o? Çok özel bir an. Çünkü dünya futbolunun en büyük ismi, Pelé'nin, Maradona'nın bile o olmasaydı biz şimdi açtık dediği büyük ve arıza başkan Sen Thunderbolt uzun bir aradan sonra stüdyomuzda. Aferin, aferin, bak sen iyi tanımışsın beni, çok takdir ettim, bravo yani. Yani seni Noy Kamp'a bile sokacağım. Bizim stada ben bile giremiyorum artık, yani zor oluyor benim için. Ama bak, dikine bir adam olmaya başladı, gözüme giriyorum hadi. Başkanım ya, beni de sada sok, Giuseppe Meazza'ya. Sana ihtiyacı tedbir kararı aldım, bu arada çok elin hareketlerim var. Büyük başkanım, kayıpsınız, çok özlüyoruz sizi ya. Aferin, özle. Özlemek dikine bir şeydi. Ben de özledim. Başkanım, en çok ne özledin? Başkanlık koltuğumu özledim ya, çok dikine bir koltuktu. Marangoz'u özledim, ben dikine yaptırmıştım ben o koltuğu. Ama futbolu takip ediyorsun değil mi büyük başkanım? Ediyorum. Üç büyük kulüp için transferleri ben kovalıyorum. Süper. Başkanım, sana ihtiyacımız var. Büyük başkanım, şu son günlerde ortalıkta dolanan bir mevzu var. Onu da kesin ben çıkarmışım. Söyle bakayım, nedir mevzu? Diyorlar ki Ersun Yanal Fenerbahçe orta sahasına çift yönlü oynayacak, orta saha istedi diyorlar. Evet, çok doğru. İş yapar. Bak, futbolu bilen adam nasıl belli oluyor. Hemen zehir gibi anladı bak. Evet, ben söyledim Ersun onu. Tolga'yı alacaklardı bunlar. Engel oldum. Bu Fener'e çift taraflı orta saha lazım dedim. Ersun, başkanım tek taraflısını zor buluyoruz dediler. Çift taraflı olursa daha iyi dedim. Bir tarafı eskiyince öbür taraftan kullanırsın Ersun dedim. Peki çift taraflı orta saha Fener'de iş yapar mı başkanım? Tabii yapmaz olur mu ya? Bak, Gece Bağdat Caddesi'nde acayip iş yapar. Çift taraflı olduğu için avantajı var. Bağdat ismi ne alaka ya? Ya sus Pascal, sus, bunun kafa gitti yine. Büyük başkan sen Thunderbolt, peki Fener'e çift taraflı orta sahayı siz mi arıyorsunuz büyük başkan? Evet, temaslarım sürüyor. Evet ama Adem Elmas'ına iyi bakmak lazım. Çift taraflı diye alıyorsun, otele geliyorsun, bakıyorsun abi tek taraflı çıkıyor. Nerede arıyorsunuz? Tabii Tayland'da baktım ama Fener'in orta sahasını kaldıramaz onlar. Tayland mı? Başkanım, orta saha oyuncusundan bahsediyorsunuz siz değil mi? Hocam, halbuki var ya, ölüyü diriltir öyle diyorlar. Pascal, ne olur bir dur Allah aşkına.
büyük başkanım. Neyse bu mevzuyu kapatalım da. Bu Galatasaray'ın Atalanta'dan Cornelius'u transfer etme işi ne oldu? Cornelius'u ben hemen ikna ettim ama bir sorun var. Neydir başkanım? Anasıyla yaşıyormuş bu Cornelius. Başkanım anamı da ikna etmen lazım dedi. Anasını ikna ettiniz mi başkanım? Birkaç kere ettim ama tam ikna olmadı. Yani kimisi zor ikna alıyor Kadir. Benim de yaş ilerledi yani. Böyle bir kere de ikna da edemiyorum. Şeker falan da var bende. Tansiyon da var. Abi başkanım mesela var ya. Kimisi hiç ikna olmaz. Evet başkanım kimisi hiç ikna olmuyor. Sabaha kadar ikna etmek için elinden geleni yapıyorsun ama Nuh diyor peygamber demiyor ya. Ben ikna ederim etmesine de hava çok soğuk Kadir. Yani insanın canı ikna etmek istemiyor ya. Evet başkanım. Bak var ya ben bile ikna etmeyi çok severim. Bir haftadır kimse ikna edemedim. Çok doğru dedim başkanım. Soğuk olunca ikna kabiliyetimizi kaybediyoruz ya. Başkanım bir sürpriz bir atlatma haber verir misiniz bize ya? Ha? Bize bir kırmızı ver ne olur başkanım ya. Bombayı patlatıyorum ver kırmızıyı. Aynen o beni de Fener'e getiriyor. Hadi canım. İşte buna inanmam. Daha geçen gün haberi çıktı. Aynen Robben Inter'e gidiyor diye ya. Seni ikna etmek için ne yapabilirim Kadir? Yo başkanım tövbe ikna oldum ben inandım hemen inandım. Ya sen Pascal seni de ikna etmem gerekiyor mu? Başkanım sana sonsuz güveniyorum. Hiç gerek yok. Ha, aferin çal bakayım bana oradan güzel bir şeyler neşemizi bulalım. Başkanım Robben'i cidden Fener'e getirecek misiniz ya? Bak sen hala ikna olmamışsın. Dur ben seni bir ayaküstü dur bir ikna edeyim seni. Tövbe başkanım tövbe ben ettim sen etme. Tabii iknayım ben iknayım ya. Başkanım hatırım için Kadir'i ikna etme. Herkesi ikna edeceğim bir gün. Bak diyor. İkna etmediğim hiç kimse kalmayacak yani. Pascal ince ince kaçalım abi. Büyük başkan ikna faaliyetine girecek gibi duruyor. Sakata gelmeden uzayalım. Yarın nasipse kaldığımız yerden devam ederiz. Paka. Ne diyoruz? Paka paka. Bye bye. Pascal, Oman, Kadir, Çöptemir. Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaze.